Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bu videomuzda sizlerle birlikte Oppo Enco W31 kablosuz kulaklığı inceliyoruz. Ürünle ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda. Hep beraber izleyelim. Bildiğiniz gibi son dönemde popüler olan bu Bluetooth kulaklıklar artık birçok marka tarafından üretilir hale geldi. Günümüzde Xiaomi'den tutun da ne bileyim böyle HiYu falan gibi çeşitli Çin merkezli markaların kulaklıkları bulunuyor. Aynı zamanda telefon üreticilerinin de bu tarz kulaklıkları mevcut arkadaşlar. İşte Oppo'nun da biliyorsunuz ünlü bir telefon üreticisi kendisi ve Türkiye'de de geçen sene faaliyetlerine başlayan bir markaydı. Böyle bir kulaklığı geldi bize ve geçtiğimiz günlerde biz bu kulaklık kutusundan çıkarmıştık. O videoyu izlemek için yukarıdaki kutulardan bakabilirsiniz. En azından kutu içeriğini orada da görmüş olursunuz arkadaşlar. Şimdi her zaman yaptığım gibi kulaklığın bir genel görünümünden biraz size bahsetmek istiyorum. Öncelikle dairesel bir kutu içinde geliyor. Biliyorsunuz bu tarz TWS dediğimiz True Wireless Stereo kulaklıkların tamamı bu şekilde bir kutuyla geliyor. Kutuyu üzerinde bulunan USB Type-C bağlantısı yardımıyla şarj ediyorsunuz. Ve böyle açtığınız zaman içinde kulaklıklar da size hemen böyle karşınıza çıkıyor. Şöyle bir sanki bir yüzük kutusuymuş gibi şöyle açıyorsunuz ve kulaklıkları görüyorsunuz. Kulaklıkların şekline bakacak olursak kulak içine giren ve kulak içine giren tarafları da silikon böyle başlıklardan oluşan bir kulaklık bu. Aynı zamanda kulaklıkların hem sağ hem de sol modüllerinde bir algılayıcı bulunuyor. Bu algılayıcı kulaklığı kulağınızdan çıkardığınız anda örneğin bir müzik dinliyorsanız müziği durduruyor. Taktığınız zaman da müziğin devam etmesini sağlıyor arkadaşlar. Bu algılayıcılar bu işe yarıyor ve aynı zamanda bu algılayıcılar kutunun içindeki kontaktörlere dokunarak şarj etmenize de yardımcı oluyor. Böyle bir özelliği bulunuyor. Ürünümüze gönderilen sürümü beyaz renkliydi arkadaşlar. Böyle özellikle kulaklık kısımları bir parlatılmış bir beyaz. Sanki hani piyano silah vardır. Bu da piyano beyaz gibi bir şey olmuş. Bunun dışındaki ürünün gövdesi çok parlak değil ama böyle inci gibi bir parlayan bir kulaklıktan söz edebiliriz. Kulağa iyi oturuyor. Belki onu da merak ediyor olabilirsiniz. Şöyle göstereyim hemen mesela. Kulağınıza iyi oturan ve mesela böyle yaptığınız zaman da hani kolay kolay düşmeyen bir kulaklık Oppo Enco W31. Şimdi gelin bu kulaklığın teknik özelliklerine hep birlikte bir göz atalım. Baştan şunu söylemek gerekiyor. Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanıyor arkadaşlar. IP54 toza ve suya dayanıklık özelliği var. 7 mm'lik bir hoparlör bulunuyor. Kompozit grafen bir diyaframımız var. Biliyorsunuz grafen özel bir malzeme ve özellikle sağlamlığı ve hafifliğe dikkat çekiyor ve ses kalitesini de arttıran önemli bir materyal ve genelde artık böyle bu tarz ürünlerde karşımıza çıkmaya da başladı. Aramalar için çift mikrofon bulunuyor ve gürültü engelleme özelliği var ama aramalarda sadece bu işe yarıyor arkadaşlar. Oppo Enco W31'de binaural adı verilen düşük gecikme teknolojisi yer alıyor. Nedir bu teknoloji? Belki bunu merak ediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu teknoloji sayesinde Oppo'nun bu kulaklığını bağladığınız telefon her bir kulaklığa ayrı ayrı bağlanıyor. Bu da ne işe yarıyor? Şimdi normal binaural olmayan kulaklıklarda telefon bir kulaklığa bağlanıyor. Öbür kulaklık ise bu bağlanan kulaklığa bağlanıyor ve ses bir parça böyle gecikmeli çıkabiliyor. Ama bu ürün her bir kulaklığa ayrı ayrı telefon bağlandığı için çok daha net ve çok daha gecikmesiz bir ses deneyimi bizlere sunuyor. AAC format desteği bulunan kulaklıkta hızlı eşleştirme özelliği var ama bu özelliği kullanmanız için ColorOS 7.0 ve üstü bir Oppo telefona ihtiyacınız var. Peki nedir bu teknoloji, bu hızlı eşleştirme dediğinizde Oppo'nun ilgili modellerini eğer eşleştirirseniz bu kulaklığı hemen eşleştirmez işte pil durumunu hem kulaklığın hem de kutunun pil durumunu görebiliyorsunuz. Bu da size ekstra bir bilgi sağlıyor. Ha, güzel bir özellik. Eğer Oppo telefonunuz varsa daha efektif olarak kullanmış oluyorsunuz hızlı eşleştirme özelliği sayesinde. Kulaklığın akıllı dokunmatik kontrol özellikleri var. İşte örneğin sol taraftaki kulaklığa iki kez dokununca denge ve bas modu arasında geçiş sağlanıyor. Sağdakine iki kez dokununca ise sonraki şarkı veya çağrı cevaplama veya çağrı engelleme yapabiliyorsunuz. Her iki kulaklığa da üç kez dokunduğunuz zaman ise arkadaşlar kulaklık bağlı bulunduğunuz telefondaki akıllı asistanı çalıştırıyor. Yani iOS ise bu Siri'yi, Google ilgili Android telefonu kullanıyorsanız orada da Google asistanı açmış oluyorsunuz. Böyle bir özelliği olduğunu söyleyelim. Son olarak teknik özelliklerde şunlardan da bahsetmem gerekiyor. Kulaklığın kendisinin 3,5 saatlik bir pil ömrü var. Eğer kutusunla beraber kullanırsanız bu 15 saate kadar çıkabiliyor. Ve kutunun şarjı için de 2,5 saate ihtiyacınız var. Evet, bu teknik özelliklerden sonra Oppo Enco W31'in bize sunduğu deneyimden biraz bahsetmek istiyorum. Kullanımı vesairesi kolay. Hem Android'de hem iOS'ta
Bluetooth özelliği yardımıyla telefonlarla eşleştirip kullanıyorsunuz. Az önce bahsettiğim gibi Oppo marka bir telefonunuz varsa ve ColorOS 7.0 ve üstü bir arayüze sahipseniz burada hızlı eşleştirme özelliğini kullanabiliyorsunuz. Bu sayede telefonun daha açmadan bile yani bağlantıyı yapar yapmaz ekranında işte pil durumunu vesaireyi görebiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Kulaklıkta iki farklı ses modu var. Bir tanesi bas modu, bir tanesi de denge modu. Şimdi bunu böyle şöyle sol tarafa bir iki kere tıkladığı zaman bass mod diyor. Aslında bass demiyor da bass gibi çıkıyor. İngilizce söylüyor bunu bu arada. Bass mod diye bir hanımefendi sesini duyuyorsunuz. Bir de balans mod diye çıkıyor. Denge modu çıkıyor. Denge modunda ses kalitesi biraz daha böyle hani hem tizlerin hem bassların daha dengeli olduğu bir şekilde size sunuluyor. Bass modunda da isminden de anlaşılacağı gibi bayağı böyle bir bass, bir bangır bangır bir bass veriliyor. Gerçekten de iki mod arasında çok ciddi bir ses kalitesi farkı var. Hani bass anlamında söylüyorum bunu. Ve özellikle de müziklerde sizin için bass önemliyse bass moduyla kullanıp çok daha böyle hani o performansı sonuna kadar yaşayabiliyorsunuz. Bunun dışında gürültü engelleme özelliği var. Şimdi biz o gürültüleri de birazdan ben araya koyacağım. Onu da orada izleyeceksiniz. Çok gürültülü biz ofisin balkonuna çıktık. E5'in kenarındayız, İstanbul'da çok gürültülü bir yerdeyiz. Oradan içeriye bir arama yaptık. Aramayın da sesini dışarı vererek sizin de en azından hani gürültüyü ne kadar absorbe edip etmediğini görmüş olmanızı sağladık. Aynı zamanda ben bir video daha çektim. Onu da bilgisayara bağladık. Bilgisayarda kapalı bir ortamda video çektik. Ve sesi de yine kulaklık üzerinden kaydettik. Orada da en azından hani ses kalitesini 3 aşağı 5 yukarı nasıl olacağını size deneyimsel olarak aktarmış olacağız. Bu şekilde bir ses kalitesi var. Ben genel olarak beğendim arkadaşlar. Yani ya bu tip kulaklıkları biliyorsunuz böyle birazcık yukarıda kalıyor ve sesiniz her zaman gitmeyebiliyor ama Oppo güzel bir iş çıkarmış. Hani telefon görüşmelerinde de ses kalitesi fazlasıyla yeterli. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Özellikle müzikteki bas modunun ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar şu anda ofisin balkonuna çıktık. Böyle güzel de bir manzaramız var. Oğuzcum şu manzarayı bir alsana ya. Çekime girmeden önce. Evet böyle bir Merter manzarasında sizlerle birlikte alalım Oğuzcum dön bu tarafa. Şimdi Oppo Enco W31'in gürültülü bir ortamda. Burası E5'in kenarı olduğu için epey bir gürültülü. Şimdi ben içeride Oğuz'un telefonunu arayacağım. Oğuz'un telefonunda bu kulaklıkla konuşacağım kendi telefonum üzerinden. Ve siz de ses kalitesini, sesi gürültü engelleme özelliğini nasıl çalıştığını görmüş olacaksınız. Selamlar Oğuz, nasılsın, iyi misin? Teşekkürler abi, sen nasılsın? Ben de askerlik çekimler. Enco W31 çekimlerindesin galiba. Nasıl gidiyor? Harika gidiyor abi. Her şey kusursuz. Sesim nasıl geliyor şu anda? Gayet güzel. Alalım bakalım seslerimizi yapalım. 1-2-3-4-5. Abi sesin gayet güzel. Rüzgarlı bir ortamda olduğunu tahmin etmeme rağmen gayet iyi. Hoparlörden dinliyorum bir de. Gayet iyi. Tamam o zaman sesim güzelse işte Oppo Enco W31'in ses kalitesi de böyle arkadaşlar. Eğer telefon görüşmesi yaparsanız 3 aşağı 5 yukarı böyle bir kalitede ses duyacaksınız. Teşekkür ederim Oğuz. Kolay gelsin sana. Teşekkürler abi sana da. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu Oppo Enco W31'in ses kalitesini anlamanız ve en azından bir fikir vermesi açısından kaydediyorum. Bilgisayarın kamerasını kullanarak yaptım bu kaydı ve mikrofon olarak da bilgisayara Oppo'yu bağladım şu anda. Şöyle vurayım. En azından sessiz de duyabilirsiniz. Kapalı bir mekandayım. Öğleden sonra dışarıda biraz gürültüler geliyor. Pencere de açık. Ve işte Oppo Enco W31'in ses kalitesi de kabaca bu şekilde. En azından böyle bir bu tarz bir kullanım yapmak isterseniz alacağınız ses 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde olacaktır diye tahmin ediyorum. Gelelim bu düşük gecikme meselesine. Binaural dedik bu kulaklıklara. Yani telefonla bağlantıyı kurduğunuzda her bir kulaklıkla ayrı ayrı eşleştiriliyor. Bu sayede de hani gecikme süresi oldukça azaltılmış durumda ve neredeyse anlayamıyorsunuz. Ben yani video çekimleri yaptım, orada da onu görebilirsiniz. Aynı zamanda ses aktarımında vesaire de kullandım. Herhangi bir gecikme vesaire bir sıkıntı görmedik. Kulağa da iyi oturuyor. Ergonomisi de güzel kulaklığın. Onu da söylemiş olayım. Her bir kulaklığa tek tek bağlanıyor olması bence güzel bir özellik olmuş. Oppo Enco W31'in beğendiğim bir diğer özelliği ise kulağınızdan çıkardığınızda müziği durdurması veya kulağa taktığınız zaman başlatması. Biliyorsunuz başka modellerde de var bu özellik. Bence güzel bir özellik çünkü mesela bazen ben yazı yazarken müzik dinliyorum. Birisi geliyor yanıma evde ya da işte iş yerinde. Müziği kapatmakla bilmem neyle uğraşmıyorsunuz. Kulaklığı çıkardığınız anda müzik duruyor arkadaşlar. Bu sayede siz de en azından hani şeyle uğraşmıyorsunuz.
Tekrar müziği kapatayım, tekrar açayım, uğraşmıyorsunuz. Ayrıca kulaklığı alıp taktığınızda da müzik devam ediyor. Bu da çok hoş bir özellik olmuş. Teknik özellikler tarafında bahsettim. Biraz da oradaki kullanım deneyiminden bahsedeyim. İşte sol taraftaki kulaklığa tıkladığınız zaman, yani sol kulaklığa tıkladığınız zaman işte bas modunu ve denge modunu arasında geçiş yapıyorsunuz. Sağdakini iki kez tıkladığınız zaman ise işte çağrı kabul etme, reddetme ya da işte müzik bir sonraki müziğe geçmek gibi şeyleri yapabiliyorsunuz. Üçer kere tıklarsanız her bir kulaklığa da sesli asistanı açıyorsunuz. Burada az önce de bahsettiğimiz gibi eğer iOS'ta kullanacaksanız Siri'yi açıyor. Eğer Google'da kullanıyorsunuz, yani Android'de kullanıyorsunuz, Google asistanı açıyorsunuz. Eğer hiçbir, mesela Huawei telefonda takıp denedik bu arada. Eğer hiçbir asistan yoksa açılamadı diyor. Öyle bekliyor ama 3 kere basınca bir şey açmaya çalışıyor. Onu da belirtmiş olalım. Pil performansı vesairesi bence yeterli. Hani şu kutusunu beraber kullanıyor olmak güzel zaten. 14,5 saat size fazla yetiyor. Herhangi bir yerde de işte herhangi bir işte powerbank'tan, bilgisayardan ya da işte bir adaptörden şarj edilebiliyor olması çok pratik bir şey. USB olması güzel olmuş. Bazı ürünlerde biliyorsunuz bu tarz ürünlerde bir kablosuz şarj özelliği de oluyor kutularında ama bunda yok. Muhtemelen maliyeti arttıracağı için koyulmamış bir özellik olmuş. Bence şart değil zaten. Ama hani soranlar olabiliyor bazen böyle bir şey var mı falan diye. Olmadığını da belirtmiş olalım. Evet, gelelim hepinizin merak ettiği konu Oppo Enco W31'in fiyat meselesine arkadaşlar. Şimdi biz bu incelemeyi yaptığımız Haziran ayının ortasına doğru yaptık biz bu incelemeyi. Oppo Enco W31'in fiyatı yaklaşık olarak 600 TL'di. Yani 599 TL ama biz 600 diyebiliriz ona. Yüksek mi? Yani bu özellikleri sunan cihazlar için bence birazcık yüksek kalmış açık söylemek gerekir. Çünkü çok daha ucuza bu tarz benzer özellikler sunan ürünler var. Ama tabii ki bir markalı ürün alıyorsunuz. Bir telefon markasının ve bilinen bir telefon markasının ürün alıyorsunuz. O yüzden birazcık yüksek olmasında da aslında bir beis görmüyorum. Fakat bir taraftan da baktığınızda 150 liraya, 200 liraya da hani işte Hilo gibi veya farklı Çin markalarının, Xiaomi'nin vesairenin bu tarz kulaklıkları var. Çünkü neden bunu söylüyorum? ANC özelliği, yani Active Noise Cancelling, yani aktif gürültü engelleme özelliği yok arkadaşlar bu kulaklıkta. Hani olsaydı belki bu fiyatı hani şey yapabilirdik, mazur görebilirdim ama yani fiyat bence bu özelliklere göre bir parça yüksek kalmış. Fakat hani bilinen bir marka olması bu yüksekliğini birazcık törpülüyor. Ama yine de yani dediğim gibi 200 liraya, 300 liraya o çıkmadan da 3 aşağı 5 yukarı böyle şeyler alabiliyorsunuz. Fiyat bir parça yüksek ama sunduğu özellikler, mesela bas modu vesaire çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Hani ben çok bas hastasıyım. Para da benim için önemli değil diyorsanız alınabilir ama çok daha ucuz versiyonları, çok daha ucuz kulaklıkların olduğunu da belirtmiş olayım. Evet, bir incelememizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Oppo Enco W31 kablosuz kulaklığı bu videoda sizler için inceledik. Unuttuğumuz, gözümüzden kaçan ya da şöyle bir özelliği var mı dediğiniz bir sorunuz varsa bu videonun altında bizlerle paylaşın. Biz de elimizden geldiğince bütün soruların yanıtlarını vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. YouTube kanalımıza aboneyseniz diye tahmin ediyorum ama değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bu bizim için çok önemli arkadaşlar. Bunu özellikle söylüyorum. Her zaman söylüyorum. Papağan gibi tekrar ediyorum. Belki kızıyorsunuz bazen ama bunu unutmayın. Bu bizim için çok önemli. Ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.